Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Çok teşekkürler. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Saygıdeğer Sayın Wagenknecht, sevgili Sevim, Türkiye'den çeşitli Türkiye'den sevgili misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Başarısız darbe girişiminden ve Erdoğan'ın sivil karşı darbesinden sonra birçok Alman bu kadar Türkiye kökenli insanın Erdoğan'ı desteklemesini anlayamıyor. Türkiye-Almanya ilişkileri günden güne kötüleşiyor. Erdoğan da Almanya eğer onun iradesine uygun davranmazsa Almanya Türklerini ayaklandırırım tehdidini savuruyor. Buraya kadar geldik. Beşinci kolu olarak görülüyor buradaki Türkler. Erdoğan'ın. Bu dostluktan çok düşmanlığı çağrıştıran bir şey. Son haftalar içinde Almanya'da gördüğümüz şeyler seçim mücadelesi değildi. Bu asimetrik bir savaştı. Hukukun ve meşruiyetin ötesinde bir asimetrik savaş. Hem Türk hukuku, hem Alman hukuku, hem de uluslararası hukuk Erdoğan tarafından ayaklar altında çiğnendi. Buna rağmen Erdoğan, Almanya'da Türkiye kökenli insanlar ve diğer Müslümanlar tarafından maalesef bu kadar büyük bir destek görüyor. Kimileri paralel toplumu bundan sorumlu tutuyor. Paralel toplum, eğer vardıysa dün vardı. Bugün paralel toplumdan değil bir karşı toplumdan bahsetmek zorundayız maalesef. Yani kendisini kabul etmiş olan, çoğunluğu oluşturan ülkeye karşı olan, aktif ve agresif olarak bizim değerlerimize ve bizim toplumumuza karşı mücadele içinde olan insanlardan bahsetmemiz lazım. Son yıllarda Almanya'daki Pegida hareketiyle uğraştık. Ancak görmezden geldiğimiz bir şey var. Almanya'da uzun bir süredir bir tür Türk Pegida'sı var. Ben 2 sene önce bu imajı gayet bilinçli olarak Almanya'da dile getirdim. Çünkü karmaşık şeyleri Almanya'da anlatmaya çalıştığınız zaman, özellikle göçmenler konusunda, bunları resimlerle, imajlarla anlatabiliyorsunuz. Çünkü uzun süre burada da bu sorunlarla, çatışmalarla, gerginliklerle ilgilenilmek istenmedi. Bu ülkenin iç sorunlarıdır dendi. Ama hakikaten Almanya'da da bir tür Türk Pegida'sı oluştu. Uzun bir süredir. Bu Türk İslam Pegida'sı çok daha güçlü ve tehlikeli Alman Pegida'sına göre. Çünkü Türk Pegida'sının arkasında koskoca bir devlet var. Yakında bu aynı zamanda bir İslamcı devlet olacak. Ve şiddeti kullanmaktan çekinmeyen, çok daha ofansif şiddet kullanabilen bir Pegida. Tek bir hedefleri var Almanya'da. Buradaki AKP muhalifleriyle mücadele etmek ve milliyetçi İslamcı rotayı, Türkiye'deki rotayı desteklemek. Benim beklentim şu ve biz göçmen derneklerinin beklentisi şu. Bütün siyasetçilerden ve bütün medya mensuplarından cesur olun. Sevim Dağdelen'in yaptığı gibi. Ve bu son derece tehlikeli, çok daha tehlikeli Türk Pegida'sıyla da uğraşın. Neden Türkiye'yi eleştiren insanlar? Hayır, neden Pegida'yı eleştiren insanlar? Bu Pegida'lılar Türk isimlerini kullandıkları zaman, Türk isimlerine sahip oldukları zaman bu kadar suskun oluyorlar. Peki Almanya geçmişte neyi yanlış yaptı? İşte bu konuda bütün demokratik partiler maalesef başarısız idi. Muhafazakar partiler uzun bir süre Almanya'nın uygulamada göç alan bir ülke haline gelmiş olduğunu kabul etmemeye çalıştı, görmemeye çalıştı. Almanya bunu istemiyordu belki baştan. Belki halen Almanya'nın bazı bölümleri bunu istemiyor. Sol ve liberal güçler ise hiçbir şekilde eleştirmeden çok kültürlülük düşünü kurdular. Ben de Federal Göçmen Dernekleri Başkanı olarak bunu söylüyorum. Çok renkliliği ve çok sesliliği bir ortak temel üzerine, insan hakları temeli üzerine oturtma görevini ihmal ettiler. Şu anda biz insan haklarının din adına nasıl ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Bu kültürel çeşitlilik değil. Ondan dolayı bir şey doğan bir şey değil. Çok kültürlükten doğan bir şey de değil. Çok kültürlülük ideolojisinden doğan bir şey.
Bu siyasi felsefenin bir parçası ve kültürleri ön plana koyuyor. İnsan onuru dokunulmazlık demiyor. Çok kültürlüğün ideolojisi diyor ki, farklı değer sistemleriyle bu insanlar kabul edilmeli ve saygı görmeli. Bunu yaptığımızda insan haklarının evrensel geçerliliği ortadan kaldırılıyor, görevleştiriliyor. Ve Batı uygarlığında birçok uygarlıktan sadece biri olarak görmeye başlıyor. Erdoğan'la ilgili sorun sadece ulusal çıkarlardan kaynaklanan bir şey değil. Çünkü burada her zaman bir uzlaşı bulunabilir. Türkiye'de ve Avrupa'da giderek artan İslamcılığın sonuçları, şeriat yönelimli Müslümanlar karşısında, geri çekilmek, demokratik Müslümanları görmezden gelmek değil bizim görevimiz. Solda da biz bu hatayı yaptık değerli dostlar. Demokratik, seküler, liberal Müslümanların entegrasyon konusundaki başarılarına saygı görmek, göstermek lazım. Bunun diğerlerine örnek olmak lazım. Ve demokratik çoğulculuk Müslümanlar arasında da teşvik edilmeli. Kolay bir iş değil bu, evet. Türk göçmenlerde bizim vaktiyle başımızı derde sokanlar Kemalist milliyetçilerdi. Ama bu insanlarla hiç olmazsa bir seküler değerler birliğinde bir araya gelebiliyorduk. Bu İslamcı milliyetçilik ya da milliyetçi İslamcılık Erdoğan'ın savunduğu bir ideolojisinde. Hiçbir şekilde ortak değer falan yok. Entegrasyon giderek daha uzak bir hedef haline geldi. Türkiye, Erdoğanizm döneminde kaybedilmiş bir ülke bizim için. Birçok kişi bunu hala anlamamaya çalışıyor. Her zaman yabancılara dost olmadığını itiraf ediyoruz bu ülkedeki yasaların. Ancak bütün yabancılar için geçerli bunlar. Sosyal sorunlara rağmen entegre olabildi birçok insan. Sara Van Knecht'e biraz itiraz edeceğim. Sevim Dağdelen'in, benim de anne babamızın işi kolay değildi bu ülkede. Biz de benzer zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldık. Ama bu bizim bir diktatörü desteklememiz sonucunu doğurmadı. Onun için bu argümanlar beni kızdırıyor. Diyoruz ki efendim biz Türkleri, Müslümanları bu kadar kötü davrandığımız için bir diktatörün peşine takılıyorlar. İşte bu argüman. Benim kendi tecrübemden hareketle reddettiğim bir argüman. Bir başka önemli mesele şeriata karşı Batı'nın gösterdiği tolerans. Ve şeriatın oluşturduğu karşı toplumlara karşı. Dediğim gibi artık paralel toplum değil, karşı toplum diyorum ben bunları. Temel hakların ortadan kaldırılmasını din özgürlüğüyle gerekçelendiriyorlar. Hümeyni bir zamanlar Fransa'da tolere edilmişti. Rahat rahat elini kolunu sallaya sallaya orada İslamcılığı geliştirdi ve ülkesine İran'a dönebildi. Türkiye konusunda rahatlıkla şu ileri sürülebilir. 1970'lerin ilk dönemlerinde Almanya'da güçlendirmek istenen milli görüş olmasaydı ne Necmettin Erbakan olurdu ne de Recep Tayyip Erdoğan olurdu Türk politikasında. 70'li yıllardan beri biz seyrettik. İslamcıların Avrupa'da nasıl güçlendiğini sadece seyrettik, elimiz kolumuz bağlı. İşte bununla hesaplaşmamız lazım ki geleceğe dair dersler çıkarabilelim. Almanlar kendilerine şunu sormalı. Neden Erdoğan bu kadar önemseniyor? İşte bu hoşgörü toplumun kutuplaşmasına ve milliyetçi muhafazakar ya da aşırı sağcı grupların oluşmasına ve güçlenmesine katkıda bulundu. Eğer bu toplumun canını acıtan bu konulardan bahsetmezsek, çünkü İslamcılara karşı harekete geçmemek için uzun yıllar direndik. İşte bu popülist sağcılar ve faşistler tam da bu konuları ele alacaklar. Çünkü biz aşırı sağcıların bu ülkede güçlenmesine katkıda bulunduk bu politikamızda. Peki bugün Almanya hangi hatayı yapıyor? TTIP ve benzeri örgütlerin gücünü kullanmasına izin veriyor Erdoğan tarafından yönetilen bu örgütlerin. Almanya entegrasyon çabalarının iflasının son işareti Köln'deki büyük gösteridir. Sahne programı şöyle başladı. 50 yıldır asimile olmayan hepinize selam olsun.
Seyircilerin bir kısmı biz Almanya'yız diye bağırdı. Diğerleri de yine aynı insanlar ölüm cezası istiyoruz dediler. Hayır, ben böyle bir Almanya istemiyorum. Bu mülteciler anlaşmasından kaynaklanan bir şey değil. Daha önceden başlamış olan bir yanlış tolerans var. Erdoğan'ın temsil ettiği bu İslamcılık karşısında ve bu arkaik dünya görüşü ideolojisi var. Biz buna gözümüzü yumduk ve Erdoğan rahatlıkla burada karşı toplumunu oluşturabildi ve politikasını destekledi. Yıllardır ben de Sevim Dağdelen'de diğer insanlarla birlikte diyoruz ki DİTİB, buradaki en büyük dini kuruluş, bunun görevi buradaki Müslümanları entegre etmek değil, görevi Türkiye Devleti'nin çıkarlarını savunmak Alman toplumunda ve topraklarında. Ve Müslüman kardeşlerin ideolojisini burada yaymak. Onun için Ankara'dan gelen bazıları okunuyor Alman camilerinde. Ve sürekli doktrine ediliyorlar, endoktrine ediliyorlar bu insanlar. Camiye giden insanlar. Erdoğan ve mücadele arkadaşları milli görüşle zaten politize oldu. UYTD gibi örgütler de bu çalışmaları burada koordine ediyor. Şimdi birdenbire herkes pek şaşırdı. Halbuki biz çoktandır kendi kökenlerinin olduğu ülke ile bağlantılarını koparmış olan, geldikleri ülkenin bir parçası olan insanlar, Sultan Erdoğan isteyen insanlarla karşı karşıyayız. Biz bu ülkeye yüreğimizle, beynimizle hizmet etmek isteyen insanlar yalnız bırakılıyoruz. Ve işte bu ithal ırkçılık ve İslamcılık göz kapatılarak bir tarafa bırakılıyor. Özellikle Türkiye kökenli İslamcı milliyetçiler medya tarafından ve siyasi çevreler tarafından kürsülere çıkabilir hale getirdiler. Mesela bu Müslümanlar Merkez Konseyi'nin temsilcisi. Almanya'daki Müslüman kardeşler bu birlikte üye. Bozkurtlardan ayrılmış olan Atip oranın başkanı. Böyle bir insanın sol parti milletvekilleri karşısında konuşabilmesi benim içimi acıttı. Bir yandan faşistlere karşı mücadele ediyorsunuz. Bir yandan da Türk İslamcı faşistlerini kongrelerinize davet ediyorsunuz. İşte benim de burada sol partiye hakikaten söyleyeceğim iki kelime var. Bundan sonra lütfen doğru insanları davet etmeye gayret edin. Almanya'daki İslam Konferansı 10. yılını doldurduktan sonra görüyoruz ki hiç olmadığı kadar toplumumuzdan uzaklaştı bu İslam dernekleri. Erdoğan bunları denetliyor. Biz siyasi İslam'la mücadele etmekten kaçındık. Sadece yurt dışında değil, kendi ülkemizde de. Artık buna bir son vermek lazım. Cesur olmazsak, özgürlüğümüzü ve değerlerimizi savunmazsak, mücadeleye her zaman hazır siyasi İslam karşısındaki mücadeleyi kaybedeceğiz. Müslümanlar entegre edilebilir. Ancak bunun için özgürlük ve kendi hayatını tayin edebilme gibi değerleri savunan cesur bir ülkeye ihtiyacımız var. Maçoluğa set çeken ve İslamcılığa set çeken. Zamanımız kalmadı, onun için konuşmama son vermek zorundayım. Amin Malouf'tan bir alıntı yapmak istiyorum. Lübnan kökenli Fransız yazarı. Entegrasyonu seküler özgürlükçü bir göçmenin gözüyle anlatıyor. Diyor ki, ben beni kabul etmiş olan ülkeyi kendi ülkem olarak görürsem ve şu andan itibaren benim bir parçası olduğunu kabul edersem, benim de onun bir parçası ve buna uygun davranırsam, bu ülkeyi eleştirebilirim. Tersine, bu ülke bana saygı görüyorsa, beni kabul ediyorsa, beni bir parçası olarak görüyorsa, bu ülkede benim ülkemin, benim kültürümün belli özelliklerini reddedebilir.
kendi kurumlarıyla ve anayasasıyla ilgili olmayan, bunlara karşı olan. Solcular, sol liberaller, İslamcı milliyetçileri destekleyemezler. Hanımefendiler, beyefendiler, dediğim gibi bütün partiler bu hatayı yaptı. Mesela ben Hamburg'dan geliyorum. Orada DİTİB'le ve diğerleriyle yapılmış olan devlet sözleşmeleri üzerine tartışıyoruz. Maalesef sol partinin önemli bir kısmı da DİTİB'le işbirliğini sürdürme kararı verdi. Demek ki bütün partiler şimdi şapkayı önlerine koyup aynanın karşısına geçip kendilerini eleştirmeliler. Çok teşekkürler davetiniz için de.